Hemen Enerji Anonim Şirketi kömür, metan, petrol, doğalgaz ve elektrik santralleri konularında çalışmalar yapmaktadır. Hema Endüstri Anonim Şirketi'nin kömür madenciliğinde uzun bir geçmişi bulunmaktadır. Ekibimizden Mehmet Polat, Hema Enerji Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şerafettin Yılmaz'dan çalışma alanlarında bilgiler aldı. Şu anda Türkiye'nin güzel illerinden bir tanesi Bartın'dayız. Tabii Bartın deyince akla son zamanlarda çok önemli yatırımlar yapan Hema Enerji AŞ akla geliyor ve firmanın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şerafettin Yılmaz'la beraberiz. Tesisin önündeyiz. Kendisi bize burada yapmış olduğu çalışmalarla ilgili bilgiler verecek. Şerafettin Bey, bir tanıyalım isterseniz sizi. Bartın'a ne zaman geldik? Hema ne yapıyor efendim? Efendim, uzun zamandan beri ele atılmamış büyük bir varlık olan ve adına da uyuyan güzel diye tabir edilen bu yörede büyük bir enerji yüklü yeraltı kömürleri var. Evet. Ve bu kömürlerin içinde metan gazı var. Bunlar her ikisi de Türkiye ekonomisine büyük katkılarda bulunacak miktarda ve şeyde bu uluslararası ihalelerle bu her iki işte şirketimizce kazanıldı. Bugüne kadar burada 250 milyon dolara yakın yatırımla işimize başladık. 10 ay sonra ilk kömürlerimiz çıkmaya başlayacak ve bu kömürlerimiz ekonomiye kazanılmaya başlayacak. Bildiğiniz gibi Türkiye'de 25 milyon ton kömür ithal ediliyor ve biz bu projeyi neticelendirdiğimiz zaman bunun %20'sini Türk ekonomisine kazandırmış olacağız. Firma bölgede gelişmiş teknolojiyi kullanarak çevreye ve insanlara zararı bulunmadan faaliyetlerini devam ettiriyor. Biz buradaki vatandaşlarımıza, buradaki kuruluşlara, buradaki insanlarımıza, köylümüze kadar hepsine söz verdik. Biz burada en gelişmiş teknolojiyi kullanacağız. Bunun yanında kömürümüz zaten çok az kükürte sahip, yok denecek kadar az olduğu için ne çevreye ne canlılara hiçbir rahatsızlık vermeyecek bizim santralımız. Şerafettin Yılmaz konuşmasında santral kurulumu ve çalışmalarına değindi. Santral bakımından zaten 1985'ten başlayarak buralara santral kurulması için çalışmalar yapılmış. Dolayısıyla buradaki kömürün değerlendirilmesi için santral ön şart olarak düşünülmüş. Dolayısıyla burada halihazırda demir yolu yok. Dolayısıyla bizim burada bu kömürlerimizi deniz yoluyla kullanıcılara göndermemiz, ayrıca santrala ikmal etmemiz gerekiyor. Santralda kullanmamız gerekiyor. Burada bu santrallara 100 sene yetecek kömür var. Dolayısıyla çevre çok değişecek. Yani tüm insanlar, herkes iş sahibi olacak. Yani dünyada örnek gösterilecek, işsiz vatandaş olmayan bir muhit yaratılacak burada. Efendim, şu anda yine farklı bir bölgedeyiz. Burası nedir efendim? Şu anda yapılan, burada yapılan çalışmalar nihayet Şerafettin Beyciğim? Gördüğünüz buradaki bir numaralı kuyu diye tabir ettiğimiz bu kuyu bize günde 15 bin ton kömür çıkaracağımız kuyumuz. Bu kuyumuz gibi iki kuyumuz daha var. O kuyuların da inşaatları aynı şekilde devam etmekte. Şerafettin Yılmaz son olarak metan gazı çıkarılan bölgede yapılan çalışmalarını değerlendirdi. Kömürlerin bulunduğu Ereğli'den Kastamonu hududuna kadar bulunan sahada kömürün içinde metan gazı var. Bu metan gazı doğal gazla aynı eşdeğer. Bu dünyada yeni bir teknoloji, Amerika'da geliştirilmiş. Bize bu işi Amerikan teknolojisi kullanmak üzere uluslararası ihaleyle verdiler. Biz bu işi yetişkin elemanlarımızla ve Amerikan firmalarının önderliğinde bu gazı çıkarmak için, ekonomiye kazandırmak için çalışıyoruz. Bugüne kadar bu hususta 10'a yakın kuyu açtık. 5-6 kuyumuzdan hali hazırda gaz geliyor. Bunlardan bir tanesi de gördüğünüz bu kuyu. Dolayısıyla Türkiye'de ilk olduğu gibi dünyada da ilk sayılan bu çalışmalar semeresini verdiği zaman bu sahadaki doğal gaz ulaşmayan yerlere kolaylık sağlayacak ve vatandaşın daha temiz hizmet almasını temin edecektir. Evet.